Dedem özellikle eve gelirdim falakaya yatırdı. Gittim ne aldım biliyor musun? Eve tavuk aldım. Kardeşlerim neydi? Bizim eve tavuk girmezdi. Et girmezdi. Seneden seneye. Menajerinin de görüşmüyorsun işini bozarım dedi. Yakarım dedi. Peki tamam dedik sustuk. ne diyeceğim? Ailenin babalığını yaptım. 17 yaşından beri. Ve bugünlere kadar hala ailemin babalığını yapıyorum. Çok kıymetli benim için. Beni var eden, beni Gökhan yapan kulüp Beştaş camiasıdır. Bir staj yapmış gibi nerede hangi milli takımda çalıştı? Bana söyle bir tane milli takım nerede çalıştı? Yok bu? hiçbir yerde. O zaman staj yapmaya mı geldi onu sorayım hani belki değildir. İyisiyle kötüsüyle, artısıyla eksisiyle, hatasıyla, sevaplarıyla. Bir sezonlar geçirdim. Kupaları kazandık, maçlar oynadık, sözünde durmadılar. Ee, o beni çok kırdı, o beni çok üzdü. Efendim Yüz hoş geldiniz. Bugün kariyeri kadar insanlığıyla da Türk futbolunda tanıdığım için en mutlu olduğum adamlardan bir tanesini konuk ediyorum. Gökhan hoş geldin. Hoş bulduk Ermen abi. Teklifimizi kabul ettiğin için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Uzun bir aradan sonra seni görmek çok güzel. Teşekkür ederim. Özledik seni. Ben de özledim aynı şekilde. Ee, şöyle başlayayım. Önce futbolculuğuna başlayalım. Futbolcu olmanda en etkili olan kişi, olay ne oldu? Ya şöyle, biz e, müsaadenle biraz hayat hikayemi anlatmak isterim, nasıl Tabii. başladığıma da dair. Tamam. Hani bu soru biraz birbirine de bağlantılı diye düşünüyorum. Hatay Spor Tesisleri kurulduğu zaman, ilk o tesis, bizim tam evin karşısında. O dönem biz de Dedemgil'le birlikte yaşıyoruz. Benim rahmetli babam engelliydi. Beş kardeşiz, zor şartlarda Yetişmiş bir ailenin çocuğu olarak hepimiz bir odada uyurduk. Ama içimdeki o futbol sevgisi, sevdası bambaşka. Bazen böyle odaya girerdim. Ders çalışırmışım gibi gösterdim kendimi. Arka balkondan, bahçeden atlardım. Giderdim sabahtan akşama kadar gelmezdim. E, futbol oynardım. Ama e, tabii yalın ayakta oynardık. İmkanlarımız yoktu. Gider bakkaldan eskiden şeyler vardı. Bu filerin içinde koyarlardı plastik toplar. Evet. Onlar alır arkadaşlarımızla oynardık. O Hatay Spor Tesisleri açıldığı zaman ilk defa hayatımızda çim saha görüyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Yani çakılların toprağın arasında oynadığınız o dönemlerde e, çim sahayı görünce gittik arkadaşımla beraber. Sahaya indik. Tabii şey olarak hani gizliden indik. Bir baktık orada bir futbol takımı Hatay Spor altyapısı. O zamanlar Hatay Spor altyapısı sadece aidat ödediğiniz zaman e, oynayabiliyorsunuz, geçebiliyorsunuz. O zaman seçmeler falan yoktu. işte futbolcuların çocukları, zengin ailenin çocukları. Öyle bir ortam vardı o yıllarda. Benim bahsettiğim e, 91'li yıllar gibi falandı. Daha sonra biz aşağı indik arkadaşımıza. Plastik topu aldık. Kornel bayrağının orada. Birbirimize şutu çekiyoruz. Neden? Çünkü içim sağa görmüş. Zıplamak istiyoruz falan. Biz de gördüler. Kaleci yok. Tabii herkes şey olunca herkes oynamak istiyor. O yıllarda kimse kaleye de girmek ister. Halı sahada oynadı, oynadığımız zaman da dikkat edin kimse kaleye de girmek istemez. Evet. Ben de bizi çağırdılar dediler ki kaleci misiniz? 10 yaşındayız. Evet dedik kaleci dedik. <laughs> kaleye girdik bir de üstüne de bir penaltı kurtardım. Derken oradan bir sene boyunca bir kaleci oldum. Müdahaleleri de ayak Sırf futbol oynayabilmek sırf, için kalecilikle başladım. diyor düşünebiliyor musunuz? Çin saha. Ya çakılların arasında, taşların arasında, toprağın arasında yal yalın ayakla oynadığınız bir dönemden bahsediyorum bu sefer çim sahadasınız. Size tişört veriyorlar, Hatay Spor forması veriyorlar, şort veriyorlar. Ya onun kokusu bile bambaşka bir şey. Ondan sonra bir sene sonra dedim ki hocam ben kaleci değilim ama çok dayak edin Merman abi aileden. <laughs> çok dayak yedim abi. Neden? Çünkü sabah çıkıyordum evden akşama kadar gelmiyordum. Çamur, kıyamet. İşte kıyafetlerimizi yırtıyor. Çok destek görmedim mi aileden? Hiç destek görmedim. Hiç destek görmedim. Bir tek annemden destek gördüm. Bir de rahmetli babamdan destek gördüm. Benim e, babam aileyi o zamanlar tabii yönetemiyordu engelliydi birazcık bize dedem bakıyordu dedemle de biraz şeydi eski e, adam maalesef öyleydi evet. çok zor şartlarda işte annem babam e, dedemin otoriterliğiyle çok yaşadılar yani çok sıkıntılar yaşadılar gözümün önünde çok travmalar yaşadık biz çocukken e, öyle bir aileden yetiştim ama ben benim bir de zihinsel engelli meleğimiz var biz üstüne annem hani baktığınız zaman Böyle bir aile içerisinde iki tane bir engelliye bakmak kolay değildi. Görüntülü konuştuk. Ee, evet az önce de görüntülü Az önce görüntülü de konuştuk kendisiyle. Evet. Çok tatlı maşallah. Ee, teşekkür ederim. Hakan Gündoğar'la da konuştum. Şimdi Hakan'dan saat istiyor. Ben... Benden de istedi. Senden de kırmızı kırmızı saat Hakan istedi. Evet. Artık Hakan'dan yani. yeşil istedi. Ya onlar benim yani bizim meleğimizdi. Tabii e, Allah tarafından. Ben şanslı hissediyorum kendimi. Belki ben o zihinsel engelli kardeşimin... Allah'ın bize gönderdiği bence bir lütuf, bir şans, annemin duaları. Ben Herkesele herkesin bakıyorum. rızkını sana gönderiyorum. Evet. Sen de adaletli şekilde. Evet, ben aileme hep bakıyorum. O gün bugündür. Aile benim için çok önemli, çok kıymetli bir parça. Tabii ondan sonra ailem, dedem özellikle eve gelirdim falakaya yatırdı. Bizde nar ağaçları vardı böyle küçük ağaçlar. Gördün mü senin futbolcu olduğunu Gökhan? Evet, o nasıl? Gördün mü senin futbolcu olduğunu deden? Ee, gördü. Çok gördü, çok. Hem ben de... şimdi işte ya, çok hoşuma gitti. Görmüş olmasına orada çok... da ince ayrıntılar da var. Onu da anlatırım e, program içerisinde. Bizde nar ağacı vardı, nar ağacını oradan koparırdı, sopa haline getirirdi. Onun bir sesi bile çok şeydi. Hani e, elimi açardı, falakaya yatır falan. İşte bu futbol bize ekmek getirmeyecek, aileye bakmaz. Tabii o zaman ki insanlar futbolun ne ol... televizyon bile yok Erman abi. Doğru. Futbolun ne olduğunu da bilmezler çünkü köyden yetişmişler doğal olarak. Ee, bu şekilde atalarından görmüşler ve bizim okumamızı istiyorlar doğal olarak. Evet. Hakları ee, da yok değil aslında. Hakları bir parça. da yok değil ama eski eski öyle bir şey vardı hani e, biraz sert davranıldığı zaman terbiyeyi öyle görüyordunuz eski yıllarda e, çünkü kendilerini eğitmemişlerdi şimdi eğitimin olduğu bir yerde zaten bunların olması doğal değil ve iyi bir şey değil tabii ki ama o zamanlar öyleydi. Neyse e, dedemden biz imza alacağız hani babam atacak imzayı ama dedemin ikna olması gerekiyor. Bütün mahalle toplandı. İşte Hatay Spor'a e, mutlaka o sağlık raporunun çıkabilmesi için de imza atılması lazım ailenin altyapıda başlamak için. Bayağı bütün mahalle toplandı, ikna etti falan derken o da Hatay Spor'a başladık Erman abi. Daha sonra Yıldız takımda, genç bir takımda Amatör takımda derken. Dur burada bir ayrıntıyı merak ettim. İlk kazandığım parayla ne aldın? Ne zaman kazandın? Çok güzel bir soru ama oraya da geliyordum biliyor musun? Ah pardon. Evet. Ben ara ara giriyorum ara çok ara. iyi, çok merak iyi. ettiğim şey. Ama şeyle. soruların da öyle tam o e, hikayenin içerisinde var olan sorular aslında. Ee, daha sonra işte bütün herkes toplandı ikna ettik. İşte 16 yaşına geldi, profesyonel oldum Yücelilis. İlk hocam keşfetti antrenmanlara çıktım derken İlk maçımı, e, hazırlık maçı 16 yaşında oynadım. Malatya karşıydı o zaman. Yücel Hoca oynatmıştı. Daha sonra Ali Gültüken geldi. Hatay Spor'a. 17 yaşlarındayım. Direkt. O zaman rahmetli Hakan abi vardı. Rahmetli oldu, Allah rahmet rahmetli Elisi. Stoper ve çok iyi bir futbolcuydu. Onun yerine direkt beni oynattı Ali Gültüken. İlk maçım. Atatürk Stadı'nda, Hatay Stadı'nda binlerce insan. E, maç 1-1 90 artıda golü atıyorum. 2-1 maçı kazanıyoruz. Zeytinburnu Spor'a karşı. İlk Hı. maçım işte manşetlerdesin falan. O hayaller işte geçmişteki o çocukluğumdan o güne kadar e, geldiğim sürede yaşadığım sıkıntıları e, ailem benimle gurur duyması, mahallenin benimle gurur duyması o kadar beni mutlu etti ki, onore etti ki. İlk param 20 TL. Maç o zaman mi? 20 bin. Yap Para verdiler işte harçlık verdiler. O zaman altyapıdan gelmişiz yeniyiz. Hani biliyorsunuz eskileri siz daha iyi bilirsiniz bana. Evet. Hani harçlık verirlerdi profesyonel evet. abileriniz yanında. Onlar e, mukavele imza attıkları yerde biz hani mukaveleye boş mukavele imza atıyoruz. Onlar istedikleri gibi dolduruyorlar. Belki evet. de sadece maaş olarak gösteriyorlar. Bizim çocuksun yani. Aynen o maaşı bile alamıyorduk hani. Abi ben ne gittim gittim ne aldım biliyor musun? Evet tavuk aldım kardeşlerimleydi. Bizim eve tavuk girmezdi et girmezdi. Seneden seneye. Sen bayağı zorluk çektin. Çok zorluk çektik Erman abi. Öyle böyle değil. Yani evde kaldığımız bir odada 7 kişi bir odada kalıyoruz. Ve yerde uyuyoruz. Sonra o yer yataklarını topluyoruz, sarıyoruz. Ee, eskiden şey derlerdi. Somya isimleri karyola derlerdi hı hı. eski isimlerle. Onun altına koyardık. Sonra da o odası olan oluyor tabii. Aynen oturma odasına dönerdi. Sobamız vardı böyle. ...o sobada tek bir odada... ...işte diğer odalarda dedemler falan... E, ...yemeği de orada yerdik... ...bizim duş almamız belki iki haftada bir... ...haftada bir diye sıcak su mümkün değil... ...bulaşık makineli onlar hiçbiri yok zaten... ...bu kadar sıkıntılardan geldik... ...neyse annem dört sene naylonla... ...camı kapattı Erman abi... ...camımız yok bir tanesinde kırılmış... ...paramız yok alacak yani yok imkan yok... E, ...o şartlar öyleydi... ...annem naylonla kapattı dört sene... ...çünkü annem gidip tarlada çalışıp... ...nenem bize bakıyordu küçükken... ...ben neneme... 8 yaşım'a kadar anne demişim çünkü annem hep tarlalarda çalışıp pamuklarda çalışıp zeytinlerde çalışıp bir şeyler kazanabilmek için de yardım etmeye çalışıyor aileye o dönemde. Ondan sonra ee, kaç para kazandım biliyor musun Erman abi? 200, 200 250 TL civarında bir şey kazandım. Gittim cam aldım. Bu 20 TL ile tavuk aldın e, sonra tavuk başladın. Evimize yemek şey girmiyor Eve yatırım yani. yapmaya. Herkes herkes o zamanlar her hafta sonu mahalledin ee, mangal yaparlardı kokusu gelirdi. O bile bize yetiyordu. Hani şey olarak, e, bazen bir tandırlar vardı. Hala o tandır var Hatay'da. Kendi ekmeğini kendin yaparsın. Biz tandıra zeytinyağı sürerdik. İşte biber koyardık, pul biber falan. O bile bize çok lüks geliyordu. O kadar güzel geliyordu. Yani bunları söylemekten de çekinmiyorum. Çünkü geçmişteki olan, nereden geldiğimi asla asla e, inkar etmeyen bir insanım. Sonuçta hepimiz e, bazı zorluklardan herkes gibi bir hikayesi vardı. Ben de hikayem bu olduğu için anlatıyorum. Daha sonra işte 200-250 lira civarında kazandım. Gittim ee, cam aldım eve. O zaman camı o yıllarda 4 sene sonra kapattık. Sonra sezon sonu geldi Erman abi, 500 lira kazandım. 500 lira gidip yatak aldım kardeşlerime. Yatakta uyuyabilsinler diye. E, ve daha sonra da Çanakkale Derdanspor'a transfer oldum. bin lira aldım. bin lira benim için hani Küçükken şöyle bir dua etmiştim. Allah'ım sadece bin liram olsun. O zaman işte bir, bir milyar derlerdi de o zamanki rakamlarla. Ve yedi bin liradan sonra gittim evin içinde işte bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, annem biraz rahatlasın. Anne duası almaya başladım. Anne duası. Ondan sonra yavaş yavaş e, ayaklarım üzerinde kendimi parlattım. Beşiktaş'a transfer oldum o dönemde. <laughs> Dur o kadar hızlı gitme. Çanakkale derdlerinde yaşadıklarından bahsedeyim çünkü ben de Çanakkale derdini erdidik evet. sahasından geçtim. Ne yazıyor e, Erol abi. Nağmı değer Kambur Erol. Evet. E, bir Ümit Milli Takım kampında beni buldu ki o Ümit Milli Takım hazırlık kampında yaklaşık 20 tane oyuncuyla ilgilendi Çanakkale derdeler. Türkiye'yi taradılar, bir sürü oyuncu aldılar ve çok da para kazandılar. Çanakkale yaşanacak şehir be. yaşanacak şehir güzel şehir. Küçük Böyle İstanbul küçük bebek gibi bir yer yani. Evet, hani hatırlıyorsan evet. o kordonu, Çanakkale Kordonu. Evet. Çok güzel. Ve e, hala burnumda burnunda tutuyor biliyor musun? O Çanakkale'de yaşadığımız dönem çok keyifliydi. Hani evet. çok huzurlu bir yerde. Yaşanacak bir şehir yani. Şehitlikleri gezerdik. Evet, muhteşemdi. Deniz kenarında otur kahveni iç. Ben gittiğimde Engin Üpekoğlu kaptandı. Engin abi. Tamer Tunalar var. Rahmetli Mususiler falan var. Ya takım bir yere gidiyoruz diyor. 24 kişi gidiyoruz hep beraber Çanakkale'de. Böyle Çünkü hep o hep beraber... arkadaşlık çok evet, güzel. Yani Çünkü o bir şeydi. Evet, Süper Lig'deki belki en popüler zamanı, en iyi derece yaptığı zamanı rahmetli Ertan vardı. Ya kapıda dururdu. Antrenman bitti, yemek yedik, bir saat istirahat ettik. Kaçmak istiyoruz, şehirde gezeceğiz. Kapıda duruyor, çıkamıyoruz. Tek çıkış var. Orada duruyor abi. Bir saat çırpınıyoruz. Nasıl çıkacağız? Giyinmişiz, süslenmişiz. Engin abi gönderiyorduk. Diyorduk ki Engin abi ya ne olur sen hocayı biraz oyalı da... Engin abi gidiyor tabii beraber rahmetliyle birer sefer yakıyorlar. yakıyorlar muhabbet ederlerken biz arkadan 20 kaçıyor 20 kişi birden kaçıyor. <laughs> Görmen lazım. <laughs> ama, ya. ama güzel bir kadrosu vardı o zaman Çanakkale'de tabii canım. sizden sonraki dönemde iyi bir jenerasyon. Okan Koç Bizden Mehmet Yılmaz Hasan Kabze de var Hasan Kabze, kaleci kaleci Fevzi Mehmet Topal var. Selçuk İnan kaleci Fevzi evet. Mehmet Yılmaz ben İşte orada o araştırma yapıp transfer ettikleri oyuncular bir şekilde Türkiye'de futbol piyasasına kazandırıldı. kazandırıldı. Sen oradan Beşiktaş'a mı? Oradan Beşiktaş'a işte o dönemde 1 milyon dolara falan anlaştılar. Ve bir de kaleci vardı. Onu da vermişlerdi. Takas vardı o zaman değil mi? Kalecinin üstüne evet kaleciyi verip 1 milyon dolar üstüne para ben verdiler. Ben de Trabzonspor'a iki oyuncu verdiler Trabzonspor'dan Çanakkale'ye Tamerli bizi aldılar üstüne de para verdiler. Oradan biliyorum. O zaman Nihat Ören başkan aradı. Dedi ki hiçbir bir gitmeyeceksin dedi. O zaman ben evdeyim oturuyorum ailemle birlikte tatil dönemiydi biliyorsunuz. İşte evet. artık sezon başlayacak. Birden telefonum çaldı. Niyazi Önen. Neden arasın ki beni yani başkan gözümüz yani yüzüne bakamıyoruz korkuda. İki kere gördüm ben iki senede. Neyse <laughs> geldi. Hiç <laughs> Telefon Niyazi Önen arıyor. Seni Beşiktaş'a verdim dedi. Kimseye de söylemiyorsun. Beni de Trabzon'a verdim diye aramıştı. Ondan sonra menajerinle de görüşmüyorsun. işini bozarım dedi. Yakarım dedi. Peki tamam dik sustum. <gülüyor> ne <laughs> diyeceksin? <laughs> ne diyecek <laughs> yani adamlar? 19-20 yaşındasın. Gittik ondan sonra Beşiktaş serüveni başladı. Kazandığımız parayla sonra annemi o aydan aldım başka eve. Sonra yavaş yavaş, e, maddi olarak e, kendimizi daha iyi yerlere getirince e, kardeşlerimi bir aldım. Sonra e, aileyi bir araya getirdim e, ve işte Galatasaray milli takım... Deden derken, gördün mü Beşiktaş'ta oynadığımı? Dedem gördü. Beşiktaş'ta oynadığımı, Galatasaray'da oynadığımı gördü. Sonra dedem, nenemle dedem neneme anne dediğim dönem nenem Alzheimer oldu 10 sene boyunca bebek gibi baktık benim babam rahmetliydi ee, neneme biz baktık torunlar olarak önce o size baktı evet sonra siz evet. sonra neden bu kadar şey olmasına rağmen hani e, otoriter ve birazcık diktatörlük vardı eski yıllarda yaşlı ee, annemin yaşadığı babamın yaşadığı dedemden gördüğü ee, şiddet, travmalar bile ol, oldu o dönemlerde bizim gözümüz önünde. Bunları bile yaşadık yani. Annem buna rağmen e, bütün çocuklarına sarıldı ve ayakta durdu. Çok zor şartlarda geldik. Buna rağmen daha sonra deden felç geçirdi Erman abi. 10 sene boyunca. Annem dedi ki bırakmayacaksınız dedi dedenizi. Sonra dedemizi gene biz torunlar olarak 10 sene boyunca baktık. Son ana hani, son güne kadar kimseye muhtaç etmeden hem neneme hem dedeme Helal olsun. Her ne yaşanmışsa yaşansın. Aile içerisinde maalesef e, çok bunları yaşayan aileler de oluyor. Tabii. Ama oradaki bizim e, ne olursa olsun rahmetli babamın emaneti olarak bakıyoruz. Burada insanlık çok önemli, vicdan, merhamet çok evet. önemli. O yüzden ben e, ailenin babalığını yaptım 17 yaşından beri ve bugünlere kadar hala ailemin babalığını yapıyorum. Çok kıymetli benim için. Çok değerli. Zorluklar mı yaşıyoruz, yaşıyoruz. Ama yaptığımız o yatırımlar ne oldu? Antakya'da maalesef e, sıkıntılar yaşadık. Küllerimizden yeniden doğacağız. Tekrardan ayağa kalkacağız. E, güzel bir kariyer elde ettik futbol dönemi içerisinde. Ve bunu e, güzel dostluklar edindik. Depremden sonra çok güzel dostluklar edindik. Bütün ülke, dünyanın dört yanından... çok güzel arkadaşlıklar edindik. Ben sonuna saklıyordum programın. Ama madem o konuya girdin, onunla ilgili de Sonuna, gereken... sonuna, da ayrı, sonuna da Yok fark etmez, sana. hiç önemli değil. Konudan konuya geçebiliriz. Nihayetinde <laughs> ana başlığımız sensin. Şunu sorayım. Senin siyasetle falan bir alakan olmadığını biliyorum ben. Ama bir teklif geldi ve sen de tamam dedin. Bence tamam demenin ardındaki gerçeği insanlar çok anlayamadı. Yani bu sağ görüş, sol görüş, şu parti, o parti meselesi değildi senin milletvekili adaylığın bildiğim kadarıyla. Bence bunu anlatmaya ihtiyacın var. Ya. Nasıl geldi bu teklif? Sen neden kabul ettin kısmını merak ediyorum. Aslında bu soruyu beklemiyordum açıkçası. Ama ben bunu ee... yazmıştım. <laughs> şöyle, gerçekten çok saygı duyduğum bir insansınız. Esnaf. Çok sevdiğim bir insansınız. Ama anladın. Adi sen, olarak. Sen. Yo estağfurullah olur mu? Bana evet. biraz anlattın. Benim çok hoşuma gitti. Çünkü bak milletvekili adaylığının bir sebebi var. Evet. Ve insancıl bir sebep. Evet. Bunu siyasetle falan bir alakası olmadığı için sana bu soruyu soruyorum. Teşekkür ederim. Şimdi şöyle başlayayım o zaman. Ya bir gün ben eşimle birlikte e, Hatay'ın sorunlarını anlatmak için, dile getirmek için bir televizyon kanalına geldim İstanbul'a. Hatay'ın oradaki sorunları, insanların yaşadığı sefaleti, sıkıntıları dilimiz döndüğünce doğru anlatmaya çalışıyorduk. Telefonumuz çaldı. E, Genel Başkanımızın özel kalemi Esma abla, Esma Hanım aradı. Ankara'ya uçak bileti aldılar, Ankara'ya gittik. Daha önce İskenderun'da karşılaşmıştık. Sayın Genel Başkanım dedim, bu... Sayın Cumhurbaşkanımız olabilirdi, Bakanımız olabilirdi, diğerleri olabilirdi. O anda bizim Hataylı'nın e, o insanlık tarihine kadar uzanan hem dinsel tarihiyle, hem kültürel tarihiyle, hem medeniyetler tarihiyle, Şam'dan, Kudüs'ten, Beyrut'tan farklı olmayan bu kutsal toprakların bir çocuğu olarak, hani daha iyi ağırlamak isterdik, cümlesini kullanmıştım. Evladım dedi, ben sizi ağırlarım dedi, bir kahve içeriz Ankara'da inşallah. Böyle bir İskenderun'da Sahra Hastanesi'ni gezerken böyle bir karşılaşma oldu. Neyse. Ankara'ya gittik. Sağ olsun masasından kalktı. Koltukları oturdu. E, ben eşimle yan yanayım. Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener eşimin karşısında. Ondan sonra işte evladım ne yapacaksın dedi. Sayın Genel Başkanımla sözü başladım. Bana bak evladım dedi. Ben dedi genel başkanım değil ben senin annenim. Ben senin ablanım dedi. O teveccüh, o yaklaşım... Sonuçta o depremi, o felaketi yaşayan iki tane genç insana bu şekilde yaklaşması, siyaset dışı yaklaşması gerçekten içimizi ısıttı. Bunlara ihtiyacımız vardı, bu yaklaşımlara. Daha sonra dedim ki Sayın Genel Başkanım, beni mazur görün, ben spor adamıyım. Ancak dedim, hani e, destek vermeye hazırım, sorun olmaz. Hatta ve hatta o gün, bunu ilk defa da açıklıyorum. E, spor Bakanımız Mehmet Kasaboğlu çok saydığım çok sevdiğim, çok saygı duyduğum bir insan. Hani burada partiler değil olay. Burası partiler üstü. Yani olaya parti olarak bakmamak lazım. Sağ sol olarak bakmamak lazım. İnsan olarak bakmak lazım. Düşünebiliyor musunuz? Depremde böyle bir felakette enkaz altında kalanın, ölenin dini, dili, ırkı, mezhebi partisi olabilir mi? Herkesin tek vücut olduğu, yani yardım edenlerin partisi mi vardı? Dini dili ırkı mu vardı. Ayrımcılık mı yapıyorlardı? Hayır. Herkes yardım etti. Türkiye'nin dünyanın dört bin yanından. Alevisiyle, Sünnisiyle, Hristiyanıyla, Musevisiyle, Ermenisiyle, Yahudisiyle herkes seferber oldu. Çünkü insanlık bunu gerektirirdi. Çok, bunu gerektirirdi. Doğru. Daha sonra Erman abi ge gece Ankara'da eşimle kahve içiyorduk. E, Sayın Genel Başkanımız Beral Akşenerle görüştükten sonra bakanlığa çağırdı, gittim gece 11'de. Ben de eşimle kahve içiyorum. İlk defa sosyalleşiyoruz. Hep Hatay'dayız yardımlarda. Ya dedi ki yarın nasıl olsa Hatay'a döneceğiz. Hani böyle bir insan yüzü görelim. Biraz psikolojimiz şey olsun bir kahve içelim. O kahve içerken bile utanarak içiyorduk. Çünkü e, Hatay'ımın benim hani orada bu şekilde bırakıp ben sanki yanlış bir şey yapıyormuşsun gibi hissediyordum kendi kendimi. Çünkü o başka bir duyguydu. Neyse gece 11'de gittim Sayın Bakanım yanına. Beni çok güzel ağırladı çıktım. Ondan sonra sohbet ettik. Sağ olsun bana Bakanlıkta bir görev, Bakanlık Yardımcılığı görevlerinden bir tanesi. 81 ilde akademi kurulacağını söyledi. Ee, bunun başına getirebileceğini, her zaman bir abisi olduğunu, hangi şehirde yaşamak istersin? Hani hem bir e, spor adamlığı ruhuyla, hem de e, milli formayı giymiş e, bir Türk evladına ve depremzede olmuş birine sahip çıkma duygusuyla hareket etti. Sayın Bakanımız. Teşekkür ettim. Ondan sonra ayrıldım. Geçen işte iki hafta önce beni bir daha aradı. Doğum günümü kutladı. Çok ince ve kibar bir davranıştı. Bu vesileyle de sizin de Sayın Bakanımıza Mehmet Kasabolu'na teşekkür etmek istiyorum. Ee, daha sonra Sayın Genel Başkanımıza dedim ki hani beni mazur görün. Düşünmüyorum. Ve daha sonra dedi ki evladım dedi Hani sonra bana dedi ki ya dedi senle konuşulmuyor Gökhan sağ olsun. <laughs> o da yani espriyle yaklaştı sıcak yaklaştı. Müge'ye döndü eşime Müge'cim dedi sen düşünür müsün? Hataya sahip çıkmak için evet dedi. Neden olmasın dedi. Olay Hatay'ı çünkü burada. Tamam dedi. Ondan sonra ee, bize aslında Hatay'ın sesi ve sözcüsü olma yolunu ilk kendisi teklif ettiği için ve beni partiden çok, olaya particilik bakmaktan çok bir insan gibi bakıp Hatay'ın gerçekten ülkesi tarafından itibar gören, sevilen bir Türk evladını orada mecliste Hatay için o sesi ve sözcü devamlılığı olabilmesi için böyle bir figür oraya yakıştırdığı için ve o kibar davranışlarıyla beni gerçekten bir anne bir abla edasıyla da yaklaştığı için kendimi ona borçlu hissettim Erman abi. Çünkü kimseden görmediğim yaklaşımı Sayın Genel Başkanımızdan gördüm o dönemde. Bu çok kıymetliydi. Bir de bir fırsat gördün Hatay'a yardım için. Bir yetki. Benim bir güç demek. Evet, benim yerimde kim olsa bunu yapardı. Çünkü memleketine sahip çıkmaya çalışıyorsun. O anda istesen de bunun aksini yapamazsın ki. eee olduğu gibi davranıyorsun. Gerçekleriyle davranıyorsun. O anda yok olmuş bir tarih. Düşünebiliyor musunuz? 90 saniyede ailenizi kaybediyorsunuz. 90 saniyede dostlarınızı kaybediyorsunuz. Kimseyle vedalaşmıyorsunuz. Beklemediğiniz bir şey. Tarihiniz yok oluyor. Kültürünüz yok oluyor. Malınız mülkünüz yok, Ma malınız, mülkünüz yok oluyor. Dostlarınız yok oluyor. Komşularınız, anılarınız, hikayeleriniz, travma, felaket, kıyamet, yani böyle bir güne başlıyorsunuz kimseyle vedalaşmadan. Ve siz onu orada 9. katta Antakya'nın merkezinde göbeğinde yaşıyorsunuz. Ve ondan sonra da memleketinize sahip çıkmayacaksınız. O zaman ben neden Gökhan oldum? Yani kısacası bu milletvekili adaylığını Hatay'da bir şeyleri yeniden yapılandırabilmek için, inşa ve gücü alabilmek ya. için evet. dedim değil mi? Bir de ben 5 sene sonra Erman abi böyle bir durum söz konusu olmuş olsaydı siyaset yapmak için değil, çünkü Hatay'da siyaset yapılacak bir mecra yok ki. Neyi siyasetini yapabiliriz ki şu anda? Hepimizin ortak noktası oradaki tüm milletvekillerinin sosyal sorumluluk projelerinde var olan kulüplerimiz, taraftar grupları kim olsa tek yürek olmadı mı? Evet. Olay orada Hatay'ın ihyası ve inşası için herkes bir bütün olmadı mı? Amaç bir bütün olmak zaten. Çünkü siyaset yapılacak bir mecra yok ki. Şehir yok. Neyin siyasetini yapabiliriz ki? Doğal olarak. Ama oradaki insanların Hayatları yok olmuş olan insanların bir sözcüğe, bir sese ihtiyaç var. Ve ben o misyonu bana halk yükledi aslında. Ben de kendim onu sorumluluk olarak hissettiğim için ben 5 sene boyunca belki Hatay'ın sesi olup daha sonra ben o ceketimi çıkarıp ait olduğum yere Yeşil Sağlar'a geri döneceğim. O zaman onu yapacaktım. Ama o gücümün devamlılığı için memleketim adına mecliste olmanız gerekiyor olarak. Orada olsaydım aslında siyaset yapmak değil. Oradaki çocuklarımızdan, kız çocuklarımızdan, erkek çocuklarımızdan, gençlerimizi spora nasıl teşvik edebilirim? Spor projelerinde nasıl e, projeler üretebilirim? Türkiye Futbol Federasyonumuzla birlikte, kulüplerimizle birlikte, kulüp başkanlarımızla birlikte, e, oyuncularımızla birlikte oradaki travmaları nasıl iyileştirebiliriz? Spor projelerine katkım olabilir mi? Bakanlıkla konuşup benim üstleneceğim misyon o olacaktı aslında. Çünkü Hatay'a gerçekten bir şeyler katabileyim, bir şeyler bırakabileyim. Ben siyasetçi değilim ki. Siyaset de yapamam ki. Neyin siyasetini yapabilirim şu anda? Sadece Hatay'ıma, memleketime, oradaki çocuklara nasıl abilik yapabilirim? Yaşlıların nasıl evladı olabilirim? O anda benim üzerime yüklenen o misyonda kendim olarak sorumluluk hissettim. Vicdanen çok rahatım. Hiç pişman değilim. Ben sonuçta futbol ailesinden gelen bir insanım. Sonuçta ben futbol adamıyım. Ee, durum bundan ibaret. Tabii ki bundan sonrası için de benim eşim sağ olsun kendisine çok teşekkür ediyorum. Yani genç bir kadının, kadınların gücünün ne kadar önemli olduğunu gösterdiği için, yanımda durduğu için 8 ay boyunca ilk günden ilk saatten bugüne kadar hadi buradan bu memleketten gidelim burası yok oldu demediği için, benimle birlikte gecesini gündüzüne katarak, gündüzünü gecesine katarak hiç bırakmadan, devamlı mücadele ederek o çizmesini giyerek biz 15-20 gün duş almadık. Biz günde 2 saat, 3 saat maksimum Deprem üzerine deprem yaşıyorduk. Ve buna rağmen oradan ayrılmadık. Sahip çıkmaya çalıştık. Gücümüz bu kadar yetti. Bu kadarına kadar yetti. Yanlışımız olmuştur. Hatalarımız olmuştur. Yetişemediğimiz insanlar olmuştur. Sözlerimiz çarpıtılmıştır. Başka bir noktaya çekilmiş de olabilir. Bu konuda sürçülü isan ettiysek de affetsinler. Ben de sonuçta bir Türk evladıyım. Ee, i̇yi niyetle memleketime sahip çıkmaya çalıştım. Yanlışım da olabilir herkes gibi. İnsanız doğal olarak. Ee, ve eşim benim şu anda psikolog olduğu için de doçenti ile birlikte üniversite hocasıyla hem depremi deprem bölgesinde yaşadığı için e, bir makale yazıyor. Buraya gelmek zorunda kaldık şu anda artık İstanbul'dayız şu anda. Ve ben de kariyerime tekrardan kariyerimi inşa etmek için, var olmak için tekrarda futbol ailesinin içerisine giriyorum. Ben biliyorum, ve inanıyorum ki futbol ailesi bu kardeşini kucaklayacaktır, sahip çıkacaktır. Şunu söyleyeyim, çok parlak bir kariyer yani Anadolu kulüpleri haricinde Beşiktaş Galatasaray ve milli takımda da Efsane kabul edebilecek işler yaptınız Kendini en çok nereye ait hissettin? Şimdi Galatasaray Beşiktaş. ha şu daha iyi bu daha iyi değil bu, bu soru bu anlama gelmiyor Ama bazen bir oyuncu kendisini bir kulübe daha yakın hisseder Erman abi ben bunu güzel bir soru ee, Ve herkes sorar bazen sokakta yürüyorsun hangi takımlısın der İşte e, Beşiktaş'la bizi e, Yakın görenler, Galatasaray'da bizi yakın görenler, hani orayla özdeşleştiren çok insan oluyor dışarıda. Evet. Ama bunun Fenerbahçelisi olsun, Trabzonsporlusu olsun, diye kulüpler olsun, Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı sevilebilmek o çok kıymetli bir şeydir. Nereden en çok hissettin ee, Her iki kulüpte gerçekten çok hissettim. Ama şunu söyleyeyim Erman abi açık yürekli. Beni var eden, beni Gökhan yapan kulüp Beşiktaş camiasıdır. Ve ben Beşiktaş camiasından kötü ayrılmadım. O zaman Yıldırım Demirören Başkan çifte şampiyonluk Mustafa Denizli dönemi. Evet. Şimdi Çanakkale'den gelmişsin, oynamışsın. Ülke futboluna milli takımla temsil etmek Beşiktaş'tan başlamışsın. Beşiktaş sana kaptanlığını da vermiş, kaptan da olmuş. Milli takım yolunu açmış. Milli takım yolunu açmış. Şimdi ben bu fasızlığı ya da inkar edemem. Yalan olur. Tabii ki kalbimin yarısında her zaman Beşiktaş var olacaktır. Bu çok kıymetli bir şey. İnsanların Beşiktaş taraftarının beni kabul edip etmemesi değil. Benim ne hissettiğim çok kıymetli ve önemli. Benim hissiyatlarım bu şekilde. Ve daha sonra bir başka bir, bir camianın, Galatasaray gibi bir camianın Beşiktaş'taki biten kariyerinden sonra kapılarını açması o dönemde Fenerbahçe'de istemişti. Aziz Yıldırım dönemiydi. Tabii. Kapılarını açması. Neden Galatasaray'ı tercih ettin? Onu da anlatacağım şimdi. Yıldırım evet. Demirören'de benim bir artı bir sözleşmem vardı Ermen abi. Beşiktaş. Hakan iyi bilir Hakan Gündoğan. Ee, şöyle kendisine de selam olsun Hakan'a. Yıldırım Başkanımız o dönemde e, rahmetli babasıyla e, onların ofisine gitmiş, çağırmıştı. Bizim milli takım maçımız ondan sonrakiydi. Bir artı bir sözleşme imzaladılar ben. 800 bin TL parayı imza attım Erman abi. 400 bin TL'si garanti. Diğer 400 bin TL'si oynarsan. Maç başı gibi. Maç başı. Evet. 8 bin. Eskiden en az... daha çok vardı bu maç başı Evet, evet. Çok vardı. Ve ben en az paraya Beşiktaş'ta oynayan futbolcuydum. Ben 50 bin liralara oynadım, 100 bin TL'ye de oynadım. 600 bin TL'ye de oynadım Beşiktaş'ta. Hani kimse şey zannetmesin. Beşiktaş'ta çok büyük paralar kazanmış bir Gökhan Zan yoktu. Ben tamamen aidiyet duygusuyla hareket eden bir insan oldum. Hani insanlar dışarıdan medyanın önüne atıyorlar. Maalesef sen futbolcuydun. Gördün biliyorsun hani medyanın önüne atmak çok basit. Taraftarın önüne atmak çok basit. Şimdi de sosyal medya üzerinden atıyorlar. Evet insanları. yani insanların ne yaşadığını, o futbolcu nasıl bir geçmişten geldiğini, hangi zorluklardan geldiğini görmüyorlar, bilmiyorlar. Çünkü o dönemlerde biz futbolcular çıkıp kendimizi bu dönemde anlatamazdık. Yani öyle bir durumun yok. O dönemler öyleydi. Ve daha sonra ben kabul ettim. Bir artı 1 dediler peki dedim. Hatta menajerim bile vardı. Menajerim o dönemde para almasın diye Beşiktaş kulübünden de Menajerime de sırtımı çevirdim, Beşiktaş kulübüyle hareket etmek için, Beşiktaş kulübünden kasasından para çıkmasın diye. Onu da yaptım ben o dönemde, kimse bilmez bunları. abi daha sonra e, artı bir opsiyon devreye girebilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na kağıdı göndermesi lazım. Bu opsiyonun geçerli olması için bir artı bir. Ligler o, o zaman 31 Mayıs'ta bitiyordu, 2009 senesiydi sanırım. 15 Mayıs 31 Mayıs arasında maddeyi koymuşlar. O dönem içerisinde artı bir opsiyonu devreye sokmalı. O zaman da çifte kupa şampiyonu olmuştuk. O da en iyi sezonumdu ve Mustafa Denizli dönemi kaptanlık da yapıyordum. Benim sözleşmem 31 Mayıs'ta 15 Mayıs'ta 31 Mayıs arasında şeye vermeyi unutmuşlar. Federasyona iletmeyi unutmuşlar. Oo, tam bir yönetim, tabii, tabii, bunu tam yönetim inmiyor. başarısı. Daha sonra Hakan Gündar bütün yönetimi şimdi alır eline. <gülüyor> <gülüyor> Erman abi o dönemde milli takım maçımız vardı Fransa'ya karşı Fransa'da Lyon'da 6 Haziran'dı. ya da 5 Haziranda ee, yanlış söylemeyeyim milli takıma gittik maçımızı oynadık döndüm. O zaman da şu anda Türkiye Futbol Federasyonu'nda görevli Tunca Yanık. Tunca abi vardı bizim Beşiktaş'ta taştı e, görev alıyordu Tunca abi dedim benim 31 Mayıs'ta sözleşmem e, bitiyordu artı bir opsiyonu Hani devreye girdi mi? Hayır dedi girmedi dedi. 1 Haziran itibariyle ben serbest kaldım Erman abi. Buna rağmen ben 7 Haziran'da bu soruyu soruyorum. Milli takım maçından sonra İstanbul'a dönünce. Kimse fark etmedi mi bunu? Hiç kimse bana dönmedi. Ben sonra tatilime gittim. Ben devamlı Tunca abiyi arıyorum. Kulüpten birilerine ulaşmaya çalışıyorum. Ulaşamıyorum. Herkes tatilde belki herkes ayrılmış. Ben 19 Haziran'a kadar boştayım. Ben o dönem içerisinde hissetseydim. Bon her, servisin elinde bedavaya gidebilirsin. Her yere. Ama beni o zaman e, yöneticimiz vardı, Mario Berk. Hakan iyi bilir, Hakan İmdoğan. E, beni aradı. Bana ne dedi biliyor musunuz? Hayırlı olsun Fenerbahçe ile anlaşmışsın dedi. Ben de zannettim ki bir yönetici, Beşiktaş'ta kaptanlık yapmış, çifte şampiyonluk döneminde yönetici sizi arayacak. İşte unuttuk, böyle bir durum oldu. Gel evladım konuşalım falan. Direkt bu cümleyle karşılaştım. Şimdi böyle bir şeyle karşılaşınca üzülüyorsunuz kaptanlık yaptığınız dönemde. Ve ben kariyerime bakmak zorundayım. Ne yapacaksınız? O dönem beni Erdoğan Dilmen arıyor. İşte Aykut Kocaman, o zaman sportif direktörü, Kristof Dam takımın başındaydı. İşte Fenerbahçe ise işte Blackboard Rovers geldi. Evime kadar. Dedi ki bir yılla, dört yıl arasında sen seç dedi. Bir de Haldun abi, Haldun üstünel. İşte Galatasaray'ı neden seçtiğimi oraya geleceğim aynı zamanda. Şimdi Galatasaray'da Haldun abi o kadar kibar bir beyefendi bir insan ki sihirbaz diyorlardı kendisine zaten. Dedim ki Haldun abi beni ben yapan Beşiktaş kulübü bugüne kadar ve sözleşmemi unuttular. Hani uzatmayı bana yakışan da buna rağmen unutmuş olabilirler. Unuttuklarını da düşünüyorum. Beni Beşiktaş kulübü camiha o zaman beni istemezse çünkü kaptanlık yapmışım. Hemen sırt çevirmek istemiyorum. Onlardan duymak istiyorum dedim. Eğer dedim beni istemezlerse. Evet Galatasaray'ı tercih edeceğim dedim. Nedenini söyleyeyim. Sabah 6'da bile arıyordu beni Halkın abi. Ve bana dedi ki bir cümle benim kalbimi fethetmişti. Gökhan dedi biz böyle fut karakterli futbolcular arıyoruz. Senin yaptığın şey çok doğru. Böyle yaptığın için seni daha fazla istiyorum. Çünkü bu Galatasaray'da oynarken de insanın başına gelebilirdi. Tabii bu çok kıymetli bir şey. Hani artık Galatasaray kulübü tesislerine doğru, Flora'ya doğru Peki, karar verdi. Peki bir teklif bir şey geçmediler mi? Gelmedi. Şimdi oraya geliyorum. Daha sonra Florya Kapısı'na içeri gireceğim, telefonum çaldı. Funda Hanım. E, muhtemelen o dönem Yıldırım Bey'in, e, Yıldırım Başkan'ın e, asistanı olabilir diye düşünüyorum. E, dedi ki, başkan bey sizinle görüşmek istiyor. Florya Kapısı'na artık içeri girmişim. O esnada işte Gökhan Zahan, e, e, televizyonlar altyazı geçmişti Florya'da diye. O esnada bana telefon geliyor. Düşünebiliyor musunuz Erman abi? 19-20 Haziran civarındaydı. Ben artık o anda da söz verdiğim bir noktada bu kadar beklediğim bir yerde e, Galatasaray camiasının bana yaklaşım tarzı, kibarlığı, düşüncesi o kadar kıymetliydi ki aynı zamanda. Ve daha sonra dedim ki hani söz verdim, teşekkür ederim. Karşı tarafı da ne olursa olsun kıramam yani. Hani benim kişiliğimde de o yok. Bana ne dediler biliyor musun? Şifayen bari, bari, bir şeyler söyle. Şifaya. Hani bir rakam söyle. Hani Gökhan kabul etmedi. Beşiktaş'ın diyebilmeleri, diyebilmeleri için. için. Daha sonra sağ olsun o zaman medyadaki abilerimiz e, Yıldırım Başkan'a yakın olanlar yazdılar. Bir Linç kampanyası başladı. Linç kampanyası. Bir buçuk milyon euro istedi. iki milyon euro para istedi. O yüzden biz uzatmadık. Öyle bir şey yoktu. Ya mantıken. 800 bin TL oynayan bir oyuncu. Artı bir opsiyonunda da aynı para varken nasıl ben o parayı isteyebileyim? Ya yani otomatik mi zaten? İsteseydin opsiyonunu kullanacak Kullanacaktı zaten. Hani ben şifaya neyi isteyeceğim ki? Böyle bir durum oldu. Daha sonra işte Galatasaray Kulübü ile e, camiamızla anlaştık. Bana kucak açtı. Onun için ben her iki tarafta kendimi çok yakın hissediyorum. Ama bayağı Beşiktaş'tan bir e, nasıl söyleyeyim sana, sana biraz ayıp edilmiş gibi geldi bana Gökhan. Ya Sen bunu abi. çok dile getirmiyorsun evet. ben senin yerine dile getireyim müsaadenle. Ben o maça çıktım. O, o, o iş olmamış. İnönü, İnönü'de çıktım maça. <laughs> İnönü stadında asla ne bir yanlış ne bir kötü tezahürat hiçbir şey olmadı. Galatasaray reformasıyla çıkarken. İnönü'de Beşiktaş'a karşı oynarken. Ben bu vesileyle de Çem Çarşı grubundan Beşiktaş taraftarına teşekkür ediyorum. Hiç öyle bir sıkıntı olmadı. Hiç öyle bir sıkıntıyla da karşılaşmadım. Çünkü artık taraftar akıllı. Biliyorlar artık şeylerin ne olduğunu. Ama bu kadar detayları da bilmiyorlar. Çok ee, güzel detaylar abi. İmkan anlat evet. Böyle böyle yaşadığım hayatımda. Peki bir şey sorayım sana. Şimdi Beşiktaş Galatasaray fark etmez hangisi olduğu. En unutamadığım maç hangisi? Milli takımda olur ağladı. Beşiktaş 2-1. Beşiktaş'ta oynarken 2-1 Liverpool maçı. İnönü'de kazandığımız, Desik rekoru kırılmıştı o zaman. Serdar mı attı? Serdar o? attı. Serdar Bobo attı galiba. Bobo ile Serdar attı. Doğru, Bravo. Doğru hatırlıyorum, hanımseverim. Galatasaray'da da Juventus Real Madrid maçı. Snyder'in attı. Aynen öyle. Bir de unutulmaz son 10 e, dakika oyuna girdiğim Fenerbahçe'de kaldırdığımız kupa. Bunlar Galatasaray'daki anılarımız. E, milli takımı zaten 2008 Avrupa Şampiyonası'nın hangi tarafını anlatacaksınız? Onu bize ezberledik. Bizim millet yani. zaten işler kötü gittikçe dönüp dolaşıp 2008'i seyredip seyredip duruyoruz. Yok, ha, yapacak bir, bir daha şey gelmedi biliyor musun? Hani o jenerasyonu yakaladık gibi ama evet. o aidiyet duygusunu yakalayan o bayrağında e, omuzların üzerinde göğsünün üzerinde temsil ettiğin ay yıldızlı bayrağın aidiyat duygusunu yaşayabilecek bir jenerasyon geldi. Oyuncuların kulüp performansları milli takıma yansımadı. Yansımadı çünkü neden biliyor musun Ermen abi? Şu anda evet dışarıda oynayan çok futbolcularımız Avrupa'da oynayınca milli takıma sirayet edecek duygusuyla zannediyorlar. O öyle olmuyor. Öyle olmuyor. Yani. Yani. sen şeyim, Real Madrid'de oynuyorsun. Barcelona'da oynuyorsun. Milan'da oynuyorsun. Juventus'ta oynuyorsun. Dünyanın en önemli kulüplerinde oynuyorsun. Müthiş bir gelir alıyorsun. Yani belki Türkiye'de bunu 10 senede kazanamayacakken sen onun 1 senede kazanıyorsun o konforu da yakalamış oluyorsun kendinde. Dünya yıldızlarıyla birliktesin antrenmanlarda hocalarıyla taraftan nasıl Çok profesyonel oluyorlar? Evet işte buraya geldiği zaman o, o aydiye duygusu maalesef. Terkli, benim, ma benim görüşüm o. Mini takıma girdik. Kunsu başarılı buldun mu? Kunsu tabii ki başarılı bulmadım. Doğal olarak. Peki A gelirken çok fazla şey hayal ettirdiler bize. Alman futbolu, ekol gelecek, şöyle olacak, büyük resimde şu. Hamit Kunsu getirirken ne hayal etti bilmiyorum ama Alman ekolünü hayal etmiştir muhtemelen. O zaman Lübe getirseydi. E, evet. O da e beraber. işte e, katılıyorum. E, muhtemelen bir şey düşünmüştür. Sonuçta e, Hamit vizyonlu. Bu ülkende e, bu ülkede oynamış. E, büyük camialarda, Avrupa'da temsil etmiş. Alman ekolünü de görmüş. Bir kardeşimiz. Kendisine de Türkiye Futbol Federasyonu'nda başarılar diliyorum. Değerli bir isim güzel şey, işlere imza atmak istiyordur. Tabii bunu kuntusu getirirken staj yapmak için mi getirdi? 60 yaşında adam staj yani, yok kanı ya. Hani <laughs> bilmiyorum staj yapmak için mi? Çünkü <laughs> <Öyle> ilk defa, <laughs> ilk defa bir milli maçta. Yani başına geçecek. Milli takımın başına geçecek. Evet. Hani ben öyle görüyorum şu anda gönderdiğimiz zaman. Hani başarısızlıktan sonra bir staj yapmış gibi. Nerede Hangi milli takımda çalıştı? Bana söyle bir tane milli takım nerede çalıştı? Yok bunu? hiçbir yerde. O zaman staj yapmaya mı geldi? Onu sorayım. Hani belki değildir. Hani bunu yetkililer söyler. O yüzden başarısız. Başarılı ya da başarısız artık kim nasıl görüyorsa. Başarılı görenler vardır. Başarısız görenler bir vardır. Bir gün Hamit'i yakalayıp senin oturduğun yere oturtursam çok acayip şeyler soracağım. gelmez ama olsun. de bir deneyim o yüzden ama Kuntz'un yerinde eğer staj olarak geldiyse de Kuntz onu bir Türk hocasına e, emanet etseydik milli takımıza bari bizim o iki sene heva ettiğimiz boşa giden iki seneyi bir Türk hocasıyla o zaman inşa etsi. Türk hocadan etseydi. yanasın değil evet, mi? Evet. Hani bu dönemde o anda eğer bunu konusuna verdiysek bu şansı bizim Türkiye'de bunu verecek hocamız yok mu? Okan Buruklar var, Sergen Yalçınlar var. Fatih, Fatih Hoca boşta. Var. Fatih Hoca zaten Abdullah Hoca boşta. Hani şey olarak bakıyorum olaya. E, Abdullah Hoca boşta. E, Fatih Hoca zaten artık kulüpler üstü. Başka bir beyin. Başka bir platformda. Hani o zaten ilk sıraya koyacağın kişi. O ayrı bir şey. Hani bir e, staj anlamında söyledim. Hani diyoruz ya bu adam geldi kunt. Acaba staj mı yaptı ülkemizde? Hani onun yerine başka bir genç hocamızı monte edebilirdik. Öğrenebilirdi en az onun kadar. Ya da onun kadar başarılı ya da onun kadar başarısız olurdu. Onu söylemeye çalışıyorum. Peki Türk futbolu ile ilgili madem girdik hep şunu sorayım. Ben her gelen konuğuma belli başlı soruları özellikle soruyorum. Çünkü cevapları bana göre çok merak ediyorum. Ama burada lütfen unutma montelerle ile ilgili bir şey söylemek tabii, istiyorum sadece. Tabii. Şimdi Montella geldi artık. Hani bu saatten sonra Türk hoca mı? Çünkü o sorunuza biraz onu bütünleştirmek istiyorum. Türk hoca mı diye ya da yabancı hoca mı? Montella'dan sonra bu konuşulmaz. Montella Kuntz'a göre daha mı doğru tercih? Ve daha, daha da. doğru tercihtir. Daha e, Adana Demirspor'da yaptıkları ortada. En yani, yani, azından aşina daha fazla. Futbolumuza aşina, fazla. ülke futbolunu biliyor, e, ülke insanını biliyor, karakterini biliyor. Aynen öyle. Artık bundan sonra e, Ülke futbolumuzu bir kişinin yönetmesiyle ya da bir kişinin yetkisiyle değil de ben burada Monterey'in yerinde olsa, olsam ülkedeki çok önemli dinamik hocalarımızla bir araya gelirim. Kulüplerimizle bir araya gelirim. Onlardan neler öğrenebilirim? Yani kulüpteki hocalarımızla milli takımı içine çekmeye çalışırım. Söz konusu milli takımsa bu yapılabilir. Yardımcılarını doğru seçmesi çok önemli galiba. Yardımlar e, tabii ki ama o da yetmez her hocanın fikrini, kulüplerin fikrini alması bence çok kıymetli olacak. Hiç kimse yapmadı bu, bu kadar. Yok ama bu var ama. Mesela şunu gördüm ben. Bir oyuncunun durumu hakkında teknik direktörü arayıp bilgi alıyorlar milli takım hocaları. Bunu, bunu yapmaz. Erman abi bunu hep yapıyor hocalar. Olay o değil. Orada olay görüntü vermek değil. Orada olay samimiyet. Tesislerindeki antrenmanları orada da yerinde gözlemlemek. Sadece tesislere gelip hocasıyla kahve içip gitmek değil. Oradaki antrenmanları da bir gözlemlesin. İşi bu zaten. Evet. İki gün, üç gün gözlemlesin Galatasaray kulübünü, Fenerbahçe kulübünü, Beşiktaş kulübünü, Trabzonspor'u. Her kulübün antrenmanlarını gözlemlesin. Onların çocukların da futbolcuların da fikirlerini de alsın. Artık günümüzdeki futbol iletişim. Yani ben sadece seçtim hadi gel değil. O futbolcu antrenman içerisinde bile e, ben İtalya Federasyonu'na gittiğim zaman Erman abi Mançin'in yanına eğitimlere geçen sene O etkiyle konuşuyor. Sohbet ediyor e, ee, antrenmanda Mancini'nin söylemedikleri bunun için gelip fikirlerini anlatıyor ve saygı duyuyor oyuncuya. Neden biliyor musunuz? Çünkü o aidiyet duygusunu böyle kazandırırsınız. Yani o futbolcu benim için kıymetli. Futbolcunun bana söylediği şeyler kıymetli. Ben orada ego savaşı vermektense futbolcuyu futbol içine nasıl kazandırabilirim ki o aidiyet duygusunu kazandırırım. Çünkü bu iletişim gücü artık böyle. Je şimdiki jenerasyon, şimdiki futbolumuz, şimdiki dönem bu şekilde Konuşmak İletişimde. istiyorlar değil mi? Konuşmak istiyorlar. işin içine çekmek zorundasın. Antrenmandan önce, antrenman içinde, antrenmandan sonra bak Selçuk ya yaptım ya. değil. Selçuk ben senden önce Selçuk'la röportaj yaptım. Çok benzer şeyler söyledi. Yani buradaki herkes hatırlar. Çok hani buna çok benzer şeyler söyledi. Fikirleri var ve beyan etmek istiyorlar dedi. Tabii bunun sınırını doğru çizebilmek çok önemli. Ki. Ben çok futbolla ilgili Problemi nasıl çözeriz? Bununla ilgili fikrini merak ediyorum. Sistemde mi bir sıkıntı var? Yoksa biz federasyon başkanı, MHK Başkanı... ...ya da Milli Takım Teknik Direktörü değiştirerek mi bu problemi çözeriz? Ya Erman abi, biz bu ülkede 20 yıldır hep konuşuyoruz. Hep federasyon başkanları değişiyor, MHK değişiyor, herkes değişiyor. Ama... Biz konuşmayacağız, bizim icraat yapmamız lazım. Herkesin fikri var. Evet, konuşuyoruz ama icraat yok. Herkes geliyor, vaatte bulunuyor ama gene icraat yok. Şuna ihtiyacım Nerede tıkanıyoruz Gökhan? En tepede. Yöneticilerimizde, verilen mesajlarda, başkanlarımızda, basın sözcülerimizde. Yani biz sadece kaostan yaralanmaya çalışıyoruz. Ve kaos cümleleriyle taraftarı, sahip olduğun taraftar kitlere hitap ediyorsun. Ve o insanlar da o kaostan beslenmeye başlıyor. İlk kere sen Türk oyuncuları e, çok saygı duyuyorum. Çünkü ilk linçlenen Türk oyuncuları. Kerem Aktürkoğlu. Ya daha ne yapsın bu adam? Atıyorum. Yani bu adamın adı Kereminyo mu olsun abi? O zaman mı değerli olacak? Yani biraz sabır edilmesi lazım. O gözle bakılsın biraz da ya zaten yabancı futbolcu geliyor, parasını alıyor. E, Tribünde hangi tezahürat yaptığını bile bilmiyor. Türkçeyi bilmiyor. Çıkıyor, oyununu oynuyor, parasını alıyor. Ödemediğin zaman seni şikayet ediyor, gidiyor. İlk önce bu aidiyet duygularını en başındaki yöneticilerimiz bunu inşa etmesi gerekiyor. Birbirleriyle olacak ya Ermen abi. Eğer sen doğru mesaj vermezsen, sen e, çok kibar davranmazsan, futbol anlamında söylüyorum. Doğru mesajlar içeriğinde o cümleleri seçmeniz lazım. Ya her maçtan sonra kavga olur mu ya? Her maç, maçtan sonra e, birisi hakemlerden beslenmeye çalışır mı? Federasyondan beslenmeye çalışır mı? Sadece burada federasyonda hakemler mi suçlu? Ya biraz da iyi kendimize batıralım. Yani tüm yöneticilerin bence profil, profil çok önemli, biliyor musun? Evet. İyi yetiştiremiyoruz. Değil evet. Mi o profil değişti. Yani başkan profilleri değişti. Sadece süperlikten bahsetmiyorum. Süperlik, TFF birincilik, ikincilik, üçüncülük, komple. Spor anlamında bakıyorum. Büyük resme bakıyorum ben. Kişisel bazda değil. Futbolunu anlayanlar değil de güçlü <laughs> olanlar geldi. Abi aynen öyle. Aynen çok güzel bir nokta. Olay oradan. Eskiden İlhan Cavcalar Cemal Aydın'lar, <laughs> Celal Doğan'lar. Hatırlayalım. Evet, evet, evet. Yani Anadolu'daki e, bu başkanlarımızın bir e, otoriterliği, bir futbol aşkı, bir futbol bilgisi vardı. Futbolu biliyorlardı. Cel Celal Doğan. Çok, ee, önemli, oyuncular çok önemli oyuncular getirdi. Ee, İlhan Cavcan. Yani biz hep İlhan Cavcan ile ya konuşurken yani Bodrum havaktan Serkan'ı Serkan buldu getirdi. Amatör takımdan. Tatil yaparken maç izlemeye gidiyor. Keşfediyor, alıyor, geliyor. Çocuk Fenerbahçe milli takımı. Her şeyi oynadı mesela. Antep'te oynadın sen. Antep'te de bir sene kiralık oynadım. Evet, Gerçekten ben de doğrudan. oynadım Antep'te. Antep'teki bir şeyi anlatayım sana. Senin anlattığın yabancı oyuncular çok sahiplenmiyor. Türk oyuncuları hep atıyorlar. Taraftarın önüne kısmını anlatayım sana. Maç oynayacağız. Yabancı oyuncular 6-7 tanesi maçtan sonra gidecekleri restoranın yeri ayırtıyorlar. İçecekleri şaraba kadar, markasına kadar söylüyorlar. Maçı kaybediyoruz. Biz eve gidip böyle oturuyoruz abi. 3 gün kendimize gelemiyoruz. Onlar maçın skorundan bağımsız. Maçtan sonra o restorana gidiyorlar. Sohbet, muhabbet, içecekleri içiyorlar, geliyorlar. Onlar için skorun hiçbir anlamı yok. Evet. O maçtan önce ayrılıyor ve gidiyor. Türk oyuncu grubu yapsa Linç Tabii ya, canım. Sadece Antep için demiyorum. Herhangi bir Anadolu kulübünde ben hep orada oynadım. Yapamazsın baba. İşte bu abi en tepedeki bakış açısı, verilecek mesaj, e, eğitim. Bunlar buradan giriyor. Yani sporun, futbolun bir spor olduğunu, bir hafta sonu aktivite olduğunu ve bu aktivite rol alan oyuncuların o sahada oraya gittiğiniz zaman hani bir bir sahnede bir tiyatroyu izliyorsunuz. Bu tiyatroyu beğenirsiniz ya da beğenmezsiniz. Ama oraya gittiğin zaman keyif almaya bakmalısınız. Ve o anda o keyif 90 dakikadır. Peki şunu sorayım. Düşünceler bence futboldan sonra çok olgunlaşıyor. Bizim için, eski evet. futbolcular için. Hazırlanabildin mi futbol sonrasına? Tabii ki. Futbolu bıraktığın günü hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Nasıl karar verdin? Öyle. Ve ilk bir... sabah kalkınca ne düşündün? Ee, omuzlarımın omuzlarım üzerinden büyük kalktığını düşündüm. <laughs> bıkmış. Bıkmış. <laughs> <laughs> Anlaşıldı şimdi. Daha sonra... Yorulmuş. Kaç sen? Kaç 18 yıl. 18, 18 sezon. 18. Evet. Ee, toplamda. Çok Daha sonra kaymın karar aldım. İngiltere'ye gittim abi. Dil eğitimle. 6 ay orada kaldım. Dil eğitimini bitirdikten sonra Bayram Toysal Hatay Spor'un başında ikincilik. Hiçbir futbolcunun belki bunu yapmayacağı, belki kariyerin sonuna gelebileceği bir hamle yaptım. İkinci ligden üçüncü lige düşecek olan bir Hatay spor vardı. Kesinlikle düşmüyordu. Hayır. Hani oralarda düşme ihtimali aynı, olan. Düşme ihtimali. Son bir ay. Bayram, bayram abi arıyor. Bayram. Lütfen gel. Ben bayram. atladım İngiltere'den geldim. Hatay'a döndüm. Ve orada futbolculara sahip çıktım. Abilik yaptık. Orada yattık. Orada kalktık Bayram hocayla. Tesislerde, tesislerde, tesislerde su yok. Tesislerde tesis yemek çıkmıyor. Tesislerde tesis tesis fareler tesis. cirit atıyor. Böyle bir tesis vardı o dönemde. Terk edilmiş. Başkanı yok kulübün. Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yanına gittik işte o dönem. O zaman e, işte Lütfü Bey vardı. Lütfü yanına gittik. O zaman 200 bin lira para istemiştim. Şey için. Futbolcular için. Futbolculara en azından ailelerine, çocuklarına bir, bir, şeyler göndersinler. Motive olsunlar. Ve onlara abilik yaptım. Sonra Bayram Hoca ile birlikte kafa, kafa kafaya verdik. Her gün gece gündüz düşündük ne yapabiliriz, ne edebiliriz, nasıl motive edebiliriz. Kolay değil çünkü düşeceğiz. Hani ya biz düşeceğiz ya bizim bir altımızdaki. Hani oralarda oynuyoruz sonlara doğru. Son maçta Nazilli'ye karşı ligde kaldık. Ondan sonra oturduk. O dönem Fatih Kavlak geldi daha sonra. Fatih Kavlak e, bizim sportif direktörümüzdü. TFF 1. Lig'deyken, Süper Süper Lig'deyken pardon, şeyle birlikte Ömer Hoca'yla geldiğimiz zaman o zaman bizim hocamızdı. 2. Lig'de biz kaldığımız sezondan sonra Fatih Kavlak. Sonra Fatih Kavlak'a gönderdi kulüp. Ne yapacağız, evet. ne edeceğiz, hangi hocayı getireceğiz? O zaman işte ben de e, kulüpte danışmanlık yapıyorum. Dedim ki, başkanım, hiç uzakta aramayalım. Bizim evladımız, Antakya'nın çocuğu var. İlhan Palut. O zaman İlhan abi, İlhan abi benim hem çocukluk arkadaşım, takım arkadaşım yani, hem de oda arkadaşım. O işte aşık birine benziyor. Evet evet, hatta spordan. Bana hatta İlhan abi o dönemde, İlhan hocam, dedi ki, Gökhan antrenmanlardayken, ben de alt yapıdan yeni çıkıyordum, sen de üç büyüklere gideceksin ve milli takımda oynayacaksın. Şimdiden belli ettirmiş zaten hoca olacağını belli. O dönem onu söylemişti. Kendisine de selam olsun. Çaykur Rizespor'da da kendisi çok, çok şarlı bir Çok hoca. Evet, evet, çok değerli de bir isim. Daha sonra e, şeyde ilan e, İlhan Hoca'yı getirdiğimizde Lütfü Başkan dedi ki ben tanımıyorum dedi. Başkan benim ikinci ligdeyiz daha. Yani ikinci ligin yardımcı hocalığını yapıyor. Ahmet Taş Yürekli. Ahmet Taş Yürekli bizim de Antakya'lı Hatay Spor'dan kaptanlığımızı yapmıştı. Ümraniye Spor'u çalıştırdı. Ee, şampiyon yaptı. İlhan Hoca da onun yardımcısıydı. Ya dedim ki çalışmış. İlhan Hoca da e, beden eğitimi öğretmeni aynı zamanda. Eşi de öğretmen. Antakya'ya dönmek istiyor ve orada yaşamak istiyor. Çocuklarından ve eşinden uzak kalmak istemiyor artık. İşte Hatay Spor kapılarını açtı kendisine ve daha sonra da ben gittim başkanla konuştum takımın başına İlhan Palat'ın gelmesi gerektiğini Çok ve şans oldu. vermemiz gerektiğini söyledim. Getirdik İlhan abi koyduk ve oradan yürüdü. İlhan Maşallah. abi gitti. Hem ben bu karardan dolayı e, kendimle gurur duyuyorum. Böyle bir İlhan abi ve bir şekilde vesile olduğum için o dönemde. Ve o takım daha sonra İlhan Hoca ile birlikte final oynadı. Gazi Antep Gazişehir'e karşı finalde kaybettik İstanbul'dayken. Gaziantep çıkmıştı o zaman Süper Lig'de. Bir sene sonra o takım çıktı. Ve Süper Lig'e çıktı. Ee, evet. Ve daha sonra daha Süper Lig'e çıkmadan önce 28 Mayıs Adana Spor maçı vardı. Bizim yok pardon Adana Spor maçından önce. Wupenza geldi bana. Onu izledim. Maçı yok son iki sezon. Evet. Kariyerinde sakatlıklar yaşamış, sıkıntılar yaşamış. Bu futbolcunun Türkiye'de çok büyük işler yapacağına inandım. İzledim. Daha sonra Fatih Kavlak Hoca da sportif direktör olacak işte Hatay Spor'a. Daha önce altyapı için gelmişti. Sonra Fatih Hoca da izledik. Fatih Hocam sen de bir antrenör gözüyle bak dedim. Birlikteyiz kafa kafaya verdik. 10 tane maçını izledim. 90 dakikasını, olumlu olumsuz pozisyonlarını. Bunun olabileceğine inandım. Araştırdım. Lemina'yı aradım. Gabon Milli. Hı hı. Daha sonra futbolcusu. Ee, Çetin Mert Çetin'i aradım. Ertel rica ettim. Lemina ile kontak kuralım, konuşalım. Çünkü sorumluluğum var. Hem şehrime karşı hem kulübüme karşı. Eğer tutturursa dedi, üç büyükler oynar dedi. Yani bunu ben Lemina'dan duyunca ben, ben kendimden biraz daha emin oldum. Ve 300 bin euronun risk edilmesi gerektiğinse o zaman 300 bin euro Hatay Spor için büyük bir rakam yani. Ben, ben ilk defa büyük bir rakamda futbolcu transfereceksin edeceksin bu seriste. Ya tutmazsa diye. 5-6 milyon euroya sattık. Para da kazandırdım. Büyük para kazandırdım. Peki bir şey soracağım sana. Çok e, enteresan. Futbolculuk hayatım ya da devamında Hatay'da yayıncı kuruluşta futbol içerisinde kaldığım dönem içerisinde kızgın ya da kırgın olduğun kimse var mı? Helalleşemediğin ya da kalbini kırdığında olur. Ya keşke yapmasaydım deyip. Ya keşke, keşke. 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 keşkelerle yaşamam Erman abi. Kabul Ama ediyorum. şey olmadı. E, ee, kırıldım oldu mu oldu. Hmm. Galatasaray'dan ayrılış çektim. Kim, kime kırgın? Ee, o zaman çok severim. Hala birbirimizi ararız, konuşuruz. O dönemde yanlış anlaşılmalar olmuştur. O dönemde beni yani yanlış... Ayrılışım da bayağı kötü ama kimseye kırgınlığından bahsetmedin. Evet çünkü hani ne diyeceğim ki şey olarak? Ben e... olsam çok kırılırdım. Olsun. Ben... ben şöyle diyeyim. Beni o zaman Galatasaray'da işte paracı gözüyle lanse etmeleri benim hiç hoşuma gitmemişti o dönem isim de vermek istemiyorum. Takım kaptanlığı yapmış bir isim bile o zaman benle birlikte de kadro dışıydı. O dönemde Galatasaray'da sırf ben gitmedim diye hani kadro dışı kaldım. Ya Galatasaray hizmet etmiş, hiç yanlış olmamış, iyisiyle kötüsüyle, artısıyla eksisiyle, hatasıyla, sevaplarıyla bir sezonlar geçirdim. Kupaları kazandık, maçlar oynadık, o formayı terlettik. Gurur duyuyorum. Hani bu kadarın şeyin hatırına... ...dört ay kalmış olan bir sözleşmenin bitecek olan bir şeye... ...ya bırakın yani o dört ayda... ...Gökhan... ...kulübün içerisinde... ...abilik yapsın ya da o antrenmanlara devam etsin hiç mi... ...şeyimiz olmadı? Ona biraz... ...içimde şey kaldı bu şekilde ayrılmak. Çünkü Beşiktaş'ta o zaman... ...otomatikman şey bitti... Ee, ...sözleşmeniz bitmiş oluyor ama bu şekilde... Ee, ...işte gitsin istedik. İşte para için yatarak para kazanıyor. İşte basına bunları anlattılar. İşte basın bunları yazıp çizdi. Taraftarın önüne beni attılar. Bakın tekrar altını çizeyim Erman abi. Takımda kaptanlık yapmış oyuncu bile o dönem benimle birlikte kadro dışıyken... iken futbolculardan imza alıyor. Paralar ödendiğine dair. UEFA'ya sunuyor. Ha, evet. Ama her kulüpte yapıyorlar. Her kulüpte yapıyorlar. Ben almışım gibi imza attım. Tam tersi aslında. O zaman kaptanlık yapmış olan arkadaşımız da atmadığı parasını gününde aldı o gün. Bütün parasını. Ama ben ise... ...almışım gibi davranmıştım. Çünkü bana kapılarını o gün ne kadar açmış. Hani sakatlık sadece Gökhan mı yaşamış? Bu Türk futbolunda Emre Belazoğlu yaşadı, Nihat Abi, Nihat Kahveci yaşadı, Hamit top çok yaşadı. Yani herkes yaşadı. Hani bir tek burada Gökhan mı kurban? Sadece Gökhan'ın mı şeyini, hani de güçlü değil miyiz isim olarak? Bu önemli değil. Ama insani duygularla yargılamamak lazım. Bakmak lazım biraz. Düşünmek lazım biraz. Ben öyle bakıyorum biraz olay Erman abi. Ee, o biraz benim içimi acıkmıştı. Ve daha sonra futbolu dediler ki işte o zaman menajerim Antalya Spor'la iki sene sözleşme imzalıyor benim adıma. Ben ki kabul etmiyorum. Çünkü sakatlıklar beni yormuştu. Ve hiçbir kulüpte artık bu şekilde anılmak istemiyorum yormak istemiyorum kulüplerimizi. Onların da e, cebinden hiçbir şey çıksın istemiyorum. Büyük bir camiada bana kapılarını açan camiam olarak gördüğüm Galatasaray Kulübü'nde futbolu bırakmak istedim. Bu şekilde anılmak istedim. Daha sırayla Gökhan Zan olarak oradan futbolu bırakmış olarak anılmak istemiştim. Bu şekilde karar verdim. Kendi kararımdı. Hatadır, yanlıştır, doğrudur. E, saygı duyulması lazım. Ben de bu şekilde kararımı verdim Erman'a. O zaman böyle. Son bir soru soruyorum o zaman. Seni de çok yorduk. <laughs> Futbolun içerisinde nasıl devam etmek istiyorsun? Neresinde var olmak istiyorsun? Antrenör mü? Yöneticilik mi? Ya Erman abi ben her, her kategoride görev aldım. E, yöneticilik görevi aldım Hatta Spor'da ikincilikte. ligde. TFF bir danışmanlık yaptım. Genel koordinatörlük yaptım. Süper Lig'de de Ömer Erdoğan yardımcı hocasıydım. Yardımcı hocalık yaptım. Ve ben pro lisansı da almışım. En üst düzey lisansımı da almışım. İtalya'da İtalya Federasyonu'nda... Pro lisans almak Türkiye'de antrenörlük yapmak için yeterli mi? Yoksa ilişkiler daha mı önemli? İlişkiler daha mı önemli? Maalesef. Bak, bu çok dramatik bir cevap. Ben cevabını bildiğim evet. hay, bir soru soruyorum sana ama i̇lişkiler. belki farklı bir şey söylersin. Yani ya, ya. lisansın olması, futbolun içerisinden gelmen, mini takım, Beşiktaş, Galatasaray... 18 sene Süper Lig'de oynamış olman falan değil. İlişkiler mi önemli? Erman abi maalesef. Yani ben ben bir kere zaten lisansımı şöyle almadım. B-A'yı birleştireyim, A'yı alayım, bir sene sonra Pro'yu alayım değil. Ben B'yi önce aldım iki sene çalıştım. Sonra A'yı aldım. iki sene çalıştım. Sonra pro lisansı hak ettim. Ben hak ederek ve bunun üzerine İngiltere'ye gidip eğitim almışım. Bunun üzerine Mancini'ye gittim. İtalya Futbol Federasyonu kapılarını açtı. 10 gün orada eğitim aldım. Onların antrenman metodlarını yakından takip ettim. Bu arada da Mancini kendini çok da geliştirmiş. Yani üzerine koyarak hem taktik anlamında hem iletişim anlamında hem de mental anlamda çok farklı. Egodan arınmış. Kendi elleriyle oraya gittiğim zaman kahvesini kendi elleriyle getirdi falan. Hani oraları e, biraz da vizyonunuz çok önemli. Kendinize yükleyeceğiniz misyon da çok önemli. Hedef ve hayaller çok önemli. Ben hatta Spor'dan bu yüzden en son mukavelem bitti. Teşekkür ettim. Ayrıldım. Çünkü kendi hedef hayallerim üzerinde hareket etmek istedim. Pro lisansımı da bitirmiş birisi olarak, tüm eğitimlerini bitirmiş birisi olarak. Yani baktığın zaman geçmişte bilgi birikim olarak, belki bizim magazinsel tarafımız yok. Başka oyuncular gibi. Yani, ekte yok. Ancak gerek de yok. Ee, Manchi ile çalışmışsın. Güsidingle çalışmışsın, Luceşcu ile çalışmışsın, Cantiğenay e, ile çalışmışsın, Prandelli ile çalışmışsın, Rekartla çalışmışsın, ülke futbolu, ülkemizin değerli Türk isimlerine geliyorum... Fatih Hoca ile çalışmışsın, Mustafa Denizli ile çalışmışsın, Ertuğrul Sağlam ile çalışmışsın, Rıza Çalınma ile çalışmışsın, Abdullah Avcı ile. Çalışmışsın. Ya çalıştım. Hayır, çalışmadım. Yani bu, kadar, bu kadar Bilmiyorum. değerli isimlerle de çalışmışız. Onlarda da öğrendiğimiz bir takım şeyler var. Herkesin bilgisi, duruşu, hitabı, bakış açısı, mentali, beden, beden dili, bunlar çok kıymetli. Hepsini harmanlaştırıyorsunuz ve ortaya bir figür çıkarmaya çalışıyorsunuz. Kendi bilgi birikim, ve aldığınız eğitimlerle birlikte tüm bunları bir araya getirdiğiniz zaman e, kulüp bulamıyorsunuz. İşte o yüzden iletişimimiz daha güçlü olması lazım. Ben hiç kimseden talep etmedim kimseye. Hiç kimseden. Ama bir defa talep ettim. O da depremi yaşadıktan sonra Erman abi. Bir defa talep ettim. Şöyle düşünüyorum. Yani e, illa da bir abimiz mi olması lazım? Ya da e, e, bakıyorum jenerasyonumuza. Ömer Erdoğan, Çağdaş Atan, Emre Belazoğlu, Nuri Şahin, Arda Turan, Tuncay Şalmı, İlhan Palut, e, Volkan Demirel, e, ee, unuttum Nuri Şahin ee, bütün bu hocalar bizim jenerasyonumuz milli takımdan baktığın zaman ve benim arkadaşlarım süper ligde bir e alt lig'de. takım çalıştırıyor hani ve bunların belki yarısının pro yok şu anda ve hepsinden önce pro da ve eğitimlerimi de tamamlamışım yani bizim büyük bir babamız mı olması lazım birilerini arayıp oraya gidip çalışması için Hani belki burada ben kendimi yeteri kadar anlatmamış da olabilirim, anlatamamış da olabilirim. Ancak şunu hatırlatmakta fayda var. Ben işin mutfağının en başından gelmişim. İkincilikte çalışmışım. TFF birincilikte çalışmışım. Süperlikte çalışmışım. Ve her kategoride çalışmışım. Danışmanlıkta, sportif tektörlükte, genel koordinatörlükte ve antrenörlükte. Hepsini de görmüşüm. Futbolcu gözlemlerimiz, yaptığımız transferler, takımı şampiyonu yapmamız, ilan hocayı takımın başına getirebilmek, onu görebilmek, bu penze gibi bir futbolcuyu ülke e, e, Hatay Spor'a kazanır, büyük rakamlara satabilmek, e, bütün bunları yapmışız. Belki Hatay Spor camiası kulübü beni çok ön plana çıkarmamış olabilir. Belki de bir sürü hocaya şans verdiği noktada Gökhan Zana şans verebilir miydi, verebilirdi. Lütfü Savaş onursal başkanımız bana bir sözü vardı. Bundan sonra bu takım sana emanet olacak. Çünkü sen evet. işin mutfağından gelmişsin bugüne kadar. Sözünde durmadılar. Ee, o beni çok kırdı. O beni çok üzdü. Kendi memleketime çok sahip çıktım. Bütün kariyerimi bırakıp takımı şampiyon yapmaya çalıştım. Ligde tuttum. Takımı TFF verinceye yükselttim. O iskelet kadroyu kurdum. Bopanza'yı onlara buldum. Yardımcı antrenörlük yaptım. Yani Hatayspor bir şehrin takımına yapacağınız en büyük tüm katkıları yapmışsınız. Ama daha sonra siz bir noktaya geldiğiniz zaman sizi aşağıya çekmeye çalıştılar. Ve sizi ön plana çıkarmak istemediler. Bu yüzden de kırgınım, yani e, başkanına yönetimli. Çünkü orada ikinci popüler bir insan istemiyorlar, kendi memleketim ol olsun. Benim ilk gözlemim Hatay Spor'dur. E, o yüzden Hataylı olmaktan, Hatay Spor'da her kategorisinde oynayıp profesyonel takıma kadar yükselip antrenörlük döneminde de Hatay Spor'u Süper Lig'e taşıyabilmek de benim için çok büyük bir kıymet ve kariyerdir. Hani o yüzden burada o kulüp yöneticilerimiz, spor medyamızın, belki kendimi çok fazla anlatamamışımdır. Ama onların da görmesi gerektiğini düşünüyorum. Hani ha ne yapabilirim? Çalışarak gelmişim. Kendi, Kendi emeklerimle gelmişim. De yapmışım. De yapmışım. De. Eğitmişim kendimi. E, boş durmamışım. Kendimi güncellemeye çalışmışım. Bütün bunlarla birlikte e, ve bu kadar hocayla birlikte çalıştığım bir ortamda ülke futbolunu temsil etmek isterdim. Bu bir takımın başında olabilir. Bence bu erken yok bu şanslar gelecektir. İnşallah inşallah ama bir defa talebim oldu Berman be abi. Ya o da biraz ee, kim olsa o talebi eder. Evet. eder. Ya dedim işte Hamit kardeşimizi aradım. Onlar rica ettim Hamit benim takım arkadaşımdı. Ee, milli takımdan da arkadaşımdı. Hamit dedim hani lisansımı da aldım. Kendisi de biliyor hani pro lisansı. Dedim ki genç milli takımlarda yapılanma var. Yani sen orada yetkilisin. Ee, ve depremde yaşadığımız bu felaketten sonra bir moral, motivasyon ve hedeflerimize tekrardan hayatta durabilmek için onlar rica ettim. Hata mı yaptım, yanlış mı yaptım bilmiyorum. Ama insani alın, duygularla alın, alın, hareket hayır, ettim. Hayır asla hata değil. Dedim ki ben talibim. Milli takımların bir kategorisinde çalışmaya talibim. Ümit milli takım, genç milli takım, 19, 18, 17 olur. Oralarda başlayıp kariyerime yavaş yavaş hedeflediğim ve hayal ettiğim noktalara gelmek istiyorum. Benim çünkü tüm jenerasyonum çalışıyor. Mutlaka süperlikte alayım değil. Bir yerlerden başlamak, doğru başlamak istiyorum. Bütün hedeflerimi ve hayallerimi anlattım ben. Dedi ki ben karışmıyorum dedi bana Hamit. Ben bakmıyorum dedi mini takımlar. Peki dedim. Teşekkür ederim. İçimde böyle o yaşadığım o felaketten sonra bir Türk evladına milli takımı ay yıldızlı formayı temsil etmiş, iki büyük camiye temsil etmiş bir Türk evladına açık ve net söyleyeyim. Sahip çıkılmasını beklerdim. Ee, yani bunu saklayacak bir şey yok. O yüzden kendi içimde üzgün müyüm? Üzgünüm. Ama Hamit kardeşim çok kariyerli. Müthiş bir kariyere sahip. Çok sevdiğim, çok saygı duyduğum bir insan. Çok beyefendi. Belki de elinde değildir. Belki de doğru söylüyordur. Bilemiyorum. Ee, ama isterdim sahip ol çıkmasını ve daha sonra böyle yapılanmaya baktım giden hocalara hepsini seviyorum hepsine de saygı duyuyorum hiçbir kulüpte çalışmamış daha önce ve e, pro lisansı almak için bir kulüpte var olmamışlar hani direkt orada monte edildiler zaten e, ondan sonra o beni daha da fazla acıttı yani bu kadar ben hazırken bu kadar istemişken buna ihtiyacım varken birilerinin o Sihirli ellerine ihtiyacım vardı. Ya da diğer takımlarımız hani Türk evladına sahip çıkma. Daha ne yapabilirim bilmiyorum. ama bir yere geç gelmek hiç gelmemekten daha iyidir. Bence sabır ve çok çalışmak bu işin anahtarı. Bence evet. mutlaka geleceksiniz size. Diye. İnşallah. İnşallah. Ve inşallah biz de buna vesile oluruz. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Hem sizin e, bu çok değerli e, futbol ailesine buradaki ekranlarda e, kamera arkasında çalışanlara Hakan abi. Çok, Çok teşekkür teş ederim. Ben teşekkür ederim. Tercih ettiğiniz İyi için. İyi ki varsınız. Ee, Gögaz Damla samimi harika bir sohbet gerçekleştirdik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz efendim. Hoşçakalın.